Efendim. Tamam, gönder içeri. Gel. Halis Bey merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle birazcık emrivaki gibi oldu ama... Estağfurullah. Dün akşam Yıldız'la konuşunca onu da kıramadım. Tamam, sorun yok. Yıldız durumundan biraz söz etti. İşten ayrılmışsın. Öyle oldu, evet. Leyla, ben seni Yıldız'ın anlattıkları kadarıyla biliyorum. Bize çok yardımcı oldun, bunu da biliyorum. Ayrıca Yıldız sana çok güveniyor. Madem işe ihtiyacın var, burada asistan olarak başlayabilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok isterim. Tamam. Ha, bu arada sen hukuk öğrencisin, değil mi? Öyleydim. Yani özel sebepler yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. Ama biliyorsunuzdur belki Kaya Bey'in yanında staj yapıyordum ben. Çok okurum, konulara hakimim. Zaten üniversiteye tekrar başvurdum. En kısa zamanda mezun olacağım. Güzel. O zaman mezun olduktan sonra benim avukat Metin'in yanında işe başlayabilirsin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi asistan Yasemin'i bul, giriş işlemlerini başlatsın. Teşekkür ederim tekrar. İyi günler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sen abimle çalışmıyor muydun? Evet, Leyla ben. Abim evlenince buraya transfer oldun demek. Biraz öyle oldu Şahika Hanım. Halit Bey'in asistanlarından biri olacağım. Bak sen. O halde seni Yıldız gönderdi. Neyse. Demek ki bundan sonra bol bol çalışacağız. Çünkü ben Halit Bey'den sonraki ikinci kişiyim burada. Daha şimdi işe alındım. Zamanla her şeyi öğrenirim, merak etmeyin. Hiç merak etmiyorum. Gerekli olan her şeyi ben sana öğreteceğim zaten. Akıllı bir kıza benziyorsun. Belki de benim asistanım olursun, kim bilir. Benim şimdi Halit Bey'in sekreterini bulmam lazım. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Görüşürüz. Gel. Selam. Söylediğimi unuttun galiba. İzin almadan beni göremeyeceksin demiştim. Sekreterim yerinde değildi. Ne yapabilirim? Offshore'la ilgili bilgi vereceksin sanırım. Bunların peşindeyim ama aklıma çok daha önemli bir fikir geldi. Nedir o? Nadir seni dinliyor olabilir. Biliyor musun, düşünmedim değil. Ama etrafta böcek var mı diye araştırma yaptırmadım. Aslında tam olarak emin değilim ama dün akşam hep bunu düşündüm. Tam onluk hareketler biliyor musun? Yani herkesin her adımından nasıl haberdar olabiliyor sence? Çok haklısın. O zaman hemen bir araştırma yaptır. Öncelikle burası aranmalı ve senin evindeki çalışma odası. Oradan başlamalıyız. Tamam, bu işi hallet. Tamam. Hem o evde bir tek sen konuşmuyorsun ki. Herkesin konuşmaları dinleniyor olabilir. Çok tehlikeli. Şayka, bu işi hemen hallet. Peki Halit, bugün ben bunlarla ilgileneyim. İyi çalışmalar. Evet. Eğer halka açık olsaydık şirketin değeri ne olurdu onu merak ediyorum. Diğer holdinglerle mukayese ederek bir çalışma yapın. Yaklaşık bir fiyat çıkarmanız yeter. Teşekkür ederim. Hello. Evlendiği gün işe gelen bir işkolikle karşı karşıyayız. Başarı arsızı diyelim. Sevdim bu tabiri. Hadi. Nadir, bizim sermaye arttırımını konuşmamız lazım. Ender, ondan önce Şahika ile ilgili bir durum var. Ne oldu? Şahika ikili oynayacak gibi gözüküyor. Şaşırmadım. Sana mı yaklaşmaya çalışıyor? Benden istediğini alırsa Halit'i satar. Ne istiyormuş? Para ve hisse. Onu ikna edeceksin. Bizim tarafımıza çekeceksin. Böylece hem Halit'ten
Hem Şahika'dan aynı anda kurtuluruz. Sence bana inanacak mı? O da senin ikna kabiliyetine bağlı. Yalnız bu hemen olabilecek bir şey değil. Zamanlamasını sen ayarlarsın. Okey. Bir şeyler düşünelim bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Yengeciğim, hoş geldin. Ne güzel değil mi? Akraba olduk ha? Seni bekliyordum biliyor musun? Öyle mi? Neden? Hayatında ilk defa turneyi gözünden vurdun. Abimle evlendin. Bana caka satma fırsatını kaçırmazsın diye düşünmüştüm. Ne ikram edeyim sana? No no no, hiçbir şey. Hiçbir şey. Almayayım. Peki. Ama oturman gerekecek. Seninle özel bir konu hakkında konuşacağım. Özel bir konu. Merak ettim doğrusu. Oturmayacak mısın? No, çok işim var. Evet. Peki. Kısa keseyim o halde. Lütfen. Bundan sonra benim için çalışacaksın Ender. Pardon? Nadir'in adamı değil, benim adamım olacaksın. Ve bundan da kimsenin haberi olmayacak. Hayal gücüne hayran kaldım Şahika. Sen kimsin de ben senin adamın olacağım? Ben senin oğlunun Yalın'ın rıhtımında seni öldürmeye kalktığı gecenin görüntülerini kasasında saklayan kadınım. Ve sen canın oğlun üzülmesin diye evlenmeyi kabul ederken, şimdi de o hapislerde çürümesin diye benim teklifimi kabul etmek zorunda kalacaksın. Halit ve Nadir'i buradan yollayıp şirketin başına ben geçeceğim. Sen de bana yardım edeceksin Ender. Anlaştık mı ortak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.